Ağzı Allah'tan Şeytan Rjejin Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabb alaamin. Ve salat ve salamü ala Rasulüna Muhammedin ve ala alehi ve sahbihi ajam. Bir kere daha bizleri Ramazana eriştirdiği için, Ramazana eriştirdikten sonra da bizleri bu ayın taatine muvaffak kıldığı için Allah Azze ve Celle'ye binlerce kez hamdolsun. Rabbim bizi bu Ramazan'ın bereketinden, hayrından mahrum eylemesin. Cennetin kapıları sonuna kadar açılmışken, semadan sürekli yeryüzüne merhamet ve rahmet iniyorken, Rabbim bizi rahmete eren, baktiyar olan kullarından eylesin. Bedbaht olmaktan bizleri muhafaza eylesin. Allahumme amin. Kıymetli kardeşlerim, geçen teravihde e, demiştim ki size, inşallah bu Ramazan boyunca genel itibariyle ölüm, kabir, ahiret, hesap Bunlarla alakalı konuşmaya çalışacağız inşallah. En son geçen hafta veyahut da geçen dersimizde şunu anlatmıştık beraberce. Demiştik ki her insan bir gün ölecek. Bunun kaçarı yok. Herkes mutlaka bir gün ölecek. Kullu nefsin zaiqatul maut. Her nefis ölümü tatacaktır. Fakat insan ölümü tadarken iki şekil ölüm vardır. Ya insan Allah azze ve dilemesiyle hayırlı bir şekilde son nefesini verir ve Rabbine bu şekilde kavuşur veyahut da insan ölümlerin en kötüsüyle canını verir ve Allah Azze ve Celle'ye bu şekilde kavuşur. <laughs> ve dedi ki kardeşlerim nasıl yaşarsanız yaşayın. Hiç önemi yoktur. Son nefesinizi ne üzere vermişseniz Allah size onunla muamele edecek. İmam Müslüm'ün sahihinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Kullu abdin yub'asu ala ma mâ mat Her kul ne üzere ölmüşse onun üzerine diriltilecektir diye. Hatırlarsanız geçen hafta bazı örnekler vermiştim. Mücahit gibi secdede ölen insanlar da var. Urve İbni Zübeyir gibi ben oruçluyum ve orucumla beraber Allah'a canımı vermek istiyorum deyip de iftar esnasında canını verenler de var. Osman radıyallahu anh gibi dün gece peygamberi ve Ebu Bekri rüyamda gördüm Ömer'i. Bana dediler ki yarın bizimle beraber iftar edeceksin. Ben bugün oruç tutacağım. Bana Kur'an'ımı getirin diyen ve Kur'an okurken oruçluyken Rabbine kavuşanlar var. Böyle ölen insanlar da var. Hatırlarsanız, bir de geçen hafta anlattığım örneklerden hatırlarsanız tuvalette yüzü pisliğe bulanmış bir şekilde can veren insanlar da var. Faiz yediği için eşini arkadan yaklaşmayı adet haline getirdiği için yüzü pisliğe bulanmış bir şekilde can verenler de var. Yine geçen haftadan hatırlarsanız kardeşlerim, la ilahe illallah de denildiğine kendisinde şarkı söyleyenler var. La ilahe illallah de denildiğinde şu parça pahalıdır, bu parça ucuzdur. Dünyaya dalmış, ticareti kendisine din edinmiş olan insanlar, ticaretle can veren insanlar var. Ve biz de bunlardan biriyiz mutlaka. Yani ya hayır üzere canlarımızı Allah'a teslim edeceğiz ya da Allah muhafaza şer üzere canlarımızı Allah'a teslim edeceğiz. Peki burada soru şu. Ne yaptığımız takdirde geçen hafta anlattığımız güzel örnekleri güzel örneklere muvaffak oluruz da kötü örneklerden sakınabiliriz. Yani bunun bir yolu yok mudur? Elbette ki bunun bir yolu vardır. Peki nedir bunun yolu kardeşlerim? Ben birkaç madde halinde anlatacağım inşallah bunları. Ve Rabbimizden hissiz anlımız şudur. Kim bu sayacağımız maddeleri yerine getirirse nefsini güzel bir şekilde Allah azze ve celle'ye teslim eder. Birincisi kardeşlerim tevhid. Belki birçoğumuzun elinde bulunan ve kıymetini bilmediğimiz en değerli hazine nedir diye soracak olursanız hiç şüphesiz ki tevhiddir. Yani birçok Müslüman'ı Allah Azze ve Celle bu şerefle şereflendirmiştir. Fakat Müslüman tevhidin farkında veyahut da onun kıymetini bilmiyordur. Allah Azze ve Celle İbrahim suresinde diyor ki يثبت amenu الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة Allah mümin olan kulları dünya hayatında da ahirette de sabit söz ile sabit kılacaktır diyor. Dünya hayatında yani ölüm esnasında insanın Allah'a en fazla ihtiyacının olduğu yerde ve şeytanın insanın ayağını kaydırmak için bütün cehdiyle uğraştığı yerde Allah azze ve celle tevhid ehlini tevhidleriyle sabit kılacaktır. Ve ahirette de Allah onları sabit kılacaktır. İnsanların korktuğu, insanların ürktüğü, Allah'ın azameti karşısında insanların dehşete düştüğü yerde Tevhid ehli için Allah Azze ve Celle'den bir emniyet, tevhid ehli için Allah Azze ve Celle'den bir selamet vardır. Bakın kardeşlerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte diyor ki, bu hadisi İmam Tirmizi rivayet ediyor. Kıyamet gününde Allah kullarından bir kulu insanların huzurunda ortaya yere çıkaracak. Sonra onun amel defterlerini onun önüne serecek. 99 tane içi kötülükle dolu olan sicilli Allah Azze ve Celle getirecek onun önüne koyacak. Her bir defter gözün gördüğü kadardır. Yani düşünün adamın 99 tane günah defteri var. Her bir defterin uzunluğu gözün görebildiği uzunluktadır. Allah Azze ve Celle ona soracak. Diyecek ki ey benim kulum. Burada inkar ettiğin bir şey var mıdır? Yapmadığın halde bu deftere yazılan bir şey var mıdır? Hayır ya Rabbi diyecek. Peki benim iyilikleri ve kötülükleri yazan meleklerim sana zulmetmişler mi diyecek? Hayır ya Rabbi diyecek. Kesinlikle bana zulmetmediler. Fakat diyecek Allah Azze ve Celle bizim yanımızda sana ait bir güzellik vardır, bir iyilik vardır. O da diyecek ki ya Rabbi yani ne iyilik olsa bana ne faydası olur ki? 99 tane günah yüklü defterin karşısında bir tane iyiliğin ne değeri olabilir? Allah Azze ve Celle bir kart çıkaracak. O kartın üzerinde eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh yazacak. Yani tevhid yazacak onun üzerinde. Allah azze ve celle diyecek ki koy mizanına adam tekrar aynısını söyleyecek. Ya Rabbi diyecek bu kadar günahın karşısında şu kağıt parçasının ne değeri olabilir? O kağıt parçasını mizanın üzere koyduğu zaman diyor sallallahu aleyhi ve sellem bütün o 99 tane deftere ağır gelecek. Allah müminin elindeki en büyük hazine, en değerli hazine müminin tevhididir. Yeter ki kardeşlerim bu tevhidimize şirk bulaştırmayalım. Yeter ki bu tevhidimizi bozmayalım ve alemlerin Rabbi olan Allah'ın huzuruna bu tevhidle gidelim. İmam Bukhari ile Müslüm'ün üzerinde ittifak ettiği bir hadise göre bir gün Abdullah İbni Ömer yolda giderken adamın biri Abdullah İbni Ömer'in yanına geldi. Abdullah İbni Ömer'in elinden tuttu. Ey Abdullah dedi. Sen peygamberin fısıldaşma hakkında ne söylediğini biliyor musun? Fısıldaşma hakkında ne söylediğini biliyor musun? Abdullah İbni Ömer dedi ki evet. Kıyamet gününde Allah mümin olan kulunu kendine yaklaştıracak. Sonra Allah örtüsünü mümin kulun üzerine atacak. Ve mümini, müminin üzerine örtecek. Ondan sonra mümine soracak. Sessiz bir şekilde. Falanca günahını hatırlıyor musun? Evet ya Rabbi. Filanca günahını hatırlıyor musun? Evet ya Rabbi. Falanca günahını hatırladın mı? Evet ya Rabbi. Ta ki Allah ona dünyada işlediği bütün günahları hatırlatacak ve adam ben helak oldum diyecek. Bütün günahları ona zikredildiği zaman ben helak oldum diyecek. Allah azze ve celle mümin kuluna diyecek ki dünyada seni örttüğüm gibi bugün de seni affediyorum diye ve o mümin kulun bütün günahlarını affedip onu cennete gönderecek diyor. Kardeşlerim, iman, İslam, tevhid, Allah'ı birlemek. Bunlar Allah'ın bizi kendisiyle rızıklandırdığı ve uğruna yaşadığımız, uğruna öldüğümüz en değerli hazinemizdir. Bu hazinenin kıymetini bilin. Sakın bu nimetten gafil kalmayın. Ve sakın ha sakın saptırıcılar sizi saptırıp bu imanınıza ve tevhidinize şirk bulaştırmaya sebebiyet vermesinler. Tertemiz bir imanla, halis bir dinle Allah'ın huzuruna gidin. Gidin Allah Azze ve Celle'nin şu müjdesiyle karşılaşın. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ o iman edenler ve iman ettikten sonra imanlarına zulüm bulaştırmayanlar, imanlarına şirk bulaştırmayanlar, işte onlar emniyet onlaradır ve onlar hidayet ehli olan insanlardır. Onun için kardeşlerim, hüsnül hatime için, güzel bir son ve güzel bir ölüm için tevhidin kıymetini bilin ve tevhide sarılın. Bu bir. İkincisi ise kardeşlerim, insanın ayağını ölüm anında sabit kılan şeylerden biri de istikamettir. İstikamet. İstikamet ne demektir kardeşlerim? Kişinin düşüncelerinde, sözlerinde ve amellerinde dost doğru olmasıdır. Yani adam gibi adam olmasıdır. Kişinin niyetlerinde ve düşüncelerinde, sözlerinde ve amellerinde dost doğru bir Müslüman olmasıdır. Bakın, istikamet nasıl ölüm esnasında insanın ayağını sabit kılıyor. Allah azze ve celle ayet-i kerimede diyor ki: "Estaizu billah" اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبُّنَ اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا Rabbimiz Allah'tır dedikten sonra dost doğru olanlar. Rabbimiz Allah'tır dedikten sonra dost doğru olanlar. تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ اَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا "Bil بِالْجَنَّةِ اللَّتِي كُنْتُمْ تُعَدُونَ Ölüm esnasında onların üzerine melekler iner ve onlara der ki korkmayın, üzülmeyin, Allah tarafından müjdelendiğiniz cennetlerle müjdelenin. Nahnu awliyaukum fil Hayati dunya ve fil ahireh. Dünyada da ahirette de sizin dostunuz biziz diyecekler melekler. Ve lekum fiha ma teştehi anfusukum, ve lekum fiha ma tad'un. O cennetlerde sizin canınızın istediği ne varsa o cennetlerde mevcuttur. Ve sizin Allah tarafından vaad olunduğunuz veya sizin umut ettiğiniz ne varsa o cennetlerde vardır nuzulen min gafurir rahim. Gafur ve rahim olan Allah'ın bir ikramı olarak size verilmiştir diyecekler. Bu müjdeyle karşılaşan insanlar kimlerdir kardeşlerim? Ölüm esnasında meleklerin gökten yanlarına geldiği, onları cennetle, korkusuzlukla ve hüzünsüzlükle müjdelemiş olduğu insanlardır. Demek ki kardeşlerim Rabbimiz Allah'tır dedikten sonra en fazla dikkat etmemiz gereken şey istikamet üzere olmaktır. Dost doğru, adam gibi adam olmaya çalışmaktır. Ömer radıyallahu anh'a sordular. Dediler ki ey Ömer istikamet nedir? Ömer radıyallahu anh dedi ki emirler ve nehiler konusunda kişinin dost doğru yol üzere olmasıdır. Yılanın kıvrılıp yamulduğu gibi Allah'ın hükümleri karşısında kıvrılıp yamulmamasıdır. Yani Ömer radıyallahu anh İstikamet üzere olan insanı dost doğru dümdüz bir yola benzetiyor. İstikametten sapan insanı ise yılana benzetiyor. Nasıl ki yılan giderken yolda sürekli zikzak çizer. Ömer radıyallahu anh diyor böyle olmayın. Dost doğru bir şekilde, dost doğru bir halde yolunuza devam edin. Ebu Bekir radıyallahu anh'a soruyorlar. Bu ayet-i kerimede diyorlar istikametten kastedilen nedir? Dost doğru olmak. Ebu Bekir radıyallahu anh diyor istikamet Kişinin sağa sola iltifat etmeden Rabbine yönelmesidir. Saga sola iltifat etmeden. Dünyaya, kadına, şehvete, insan dünyasında ve ahiretinde insana fayda vermeyecek şeylere iltifat etmeden insanın sadece ve sadece alemlerin Rabbi olan Allah'a yönelmesidir. Abdullah İbni Abbas'a soruyorlar. Diyorlar ey İbni Abbas istikamet nedir? Nasıl dost doğru oluruz? İbni Abbas diyor ki, La ilahe illallah dedikten sonra tevhid üzerine istikamet üzere olunuz. Yani tevhidinizi bozmayınız. Allah'a söz vermiş olduğunuz tevhidle Allah Azze ve Celle'nin huzuruna gidiniz. Kardeşlerim bir sahabi peygamberimizin yanına geldi. Dedi ki ey Allah'ın Resulü Kulli fil İslami kavlen la es'elu ahaden gayraka Ey Allah'ın Resulü bana İslam'da öyle bir söz söyle ki Senden sonra başka hiç kimseye bu konuyla ilgili soru sormayayım. Yani bana toplayıcı bir söz söyle, benim bütün ihtiyacımı gidersin. Bir daha gidip bir hocanın yanına şu konuda ne dersin, bu konuda ne dersin diye soru sormayayım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona dedi ki kul amentu billahi thumma De Deki ben Allah'a iman ettim. Allah'a iman ettim dedikten sonra da istikamet üzere ol. Dost doğru bir adam ol dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Değerli kardeşlerim. Bizler son nefesimizde güzel bir son ile hayatımızın neticelenmesini istiyorsak istikamet üzere olacağız. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize bazı tavsiyelerde bulunuyor. Yani bir insanın bütün konularda istikamet üzere olması, dört dörtlük olması bu biraz zor bir şey. Peygamberimiz bunun için istikameti tabiri caizse üç mertebeye ayırmış. Yani bir Müslüman üç mertebeyi hayatına dahil ettiğinde inşallah istikamet üzere olur demektir. Peygamberimiz hadis-i şerifte diyor ki Seddidu ve qaribu ve alemu ennehu len yencuva ahadun minkum bi amelihi Kalu ve la ente ya Resulallah Kala ve la ana illa en an yetegammedeni allahu bir rahmetin minhu ve fadl Peygamberimiz dedi ki ey insanlar istikamet üzere olun. Seddidu. Her işinizi doğru düzgün istikamet üzere yapın. Bunu yapamıyorsanız eğer vakari bu, istikamet üzere olmak için bir çaba sarf edin. En azından istikamete yakın olabilmek için elinizden geleni ortaya koyun ve bilin ki sizden hiç kimse kendi ameliyle kurtulamaz. Hiçbir insan kıyamet gününde salih amelleriyle ateşten kurtulamaz. Başka bir rivayette de Sizden hiç kimseyi amelleri cennetine götüremez diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Sen deme Allah'ın Resulü dediler. Evet ben de dedi Peygamber. Allah'ın beni rahmeti ve faziletiyle kuşatması müstesna. Ben de kendi amelimle cennete gidemem dedi. Demek ki kardeşlerim biz çaba göstereceğiz. İnsanoğlunun üzerine vazife olan şey insanoğlunun çaba göstermesidir. Biz çaba göstereceğiz. Her işimizi dört dörtlük yapmaya, istikamet üzere olmaya çaba göstereceğiz. Olmadı diyelim. Bu kadarını beceremediysek yakın durmaya çalışacağız. İstikamete en yakın çizgi neresiyse kendimizi orada konumlandıracağız. Bu da olmadı diyelim. Bazen Ömer radıyallahu anh'ın dediği gibi günah işledik. Allah'a isyan ettik. Yolun dışına çıktık. O zaman Allah'a tövbeyle rücu edeceğiz. Ellerimizi açacağız diyeceğiz ki ya Rabbi biz ne kadar günahkarsak sen o kadar merhametlisin. Biz ne kadar zalimsek sen o kadar adilsin. Biz ne kadar unutkan ve gafilsek sen o kadar kullarından haberdar olan ve alim olansın. Bizi günahlarımızla yargılamaya Rabbi. Bize merhametinle muamele et. Bizi istikamete muvaffak kıl diye Rabbimize tekrar 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 Rabbimize döneceğiz. Azze ve celle. İnşallah bu üç mertebe üzerinde hayatımızı idame ettirmeye çalışırsak Allah'ın izniyle istikamet üzere hayatımızı idame ettirmiş oluruz. Kardeşlerim Dedik ki istikamet dost doğru olmaktır. Ben bununla alakalı bir örnek vermek istiyorum size. Hatırlarsanız geçen dersimizde bir örnek vermiştim. Aynı adamın hayatından başka bir örnek vereceğim size. Kişi nasıl istikamet üzere olur? Urva ibn Zubeyr'i anlatmıştım size hatırlarsanız. Zubeyr ibn Avam'ın soyundan olan. Urva ibn Zubeyr vefat ederken demiştik, oruçlu bir şekilde Allah'a canını verdi. Şeyi de şuydu, beklentisi de şuydu, Dedi ki ben peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i işittim. Peygamberimiz diyordu ki kim Allah'a oruçlu bir şekilde canını verirse Allah azze ve celle 70 mevsim ateşi ondan uzak tutar diye. Bu halis niyetle o gününü oruçlu geçirdi ve Allah azze ve celle de onun canını oruçlu bir şekilde aldı. Şimdi Urve İbni Zübeyr'in hayatından başka bir pasaj anlatacağım size. Bu insanlar niye bu şekilde can vermişler? Biraz da bunun sırrını öğrenebilmek adına bunu anlatacağım. Halife, Emevi halifesi Urve ibn Zubeyr'e haber gönderiyor. Diyor ki gel beni Şam'da ziyaret et. Urve ibn Zubeyr de yola çıkarken en sevdiği çocuğunu da yanına alıyor. Onunla beraber halifeyi ziyarete gidiyor. Tabi yolda ayağına bir sıkıntı isabet ediyor, bir hastalık isabet ediyor. Sebebini de anlamıyorlar. Halifenin yanına girdiğinde halife bakıyor ki Urve topalıyor. Ey Urve diyor hayırdır? Ey halife diyor sen beni davet ettin. Yolda ayağıma bir hastalık isabet etti. Topa, topallıyorum. Halife Şam bölgesindeki bütün tabipleri topluyor. Benim misafirimdir diyor. Sahabe torunudur aynı zamanda. Bu adamla ilgilenin diyor. Tabi tabipler Urven'in ayağına baktıkları zaman bakıyorlar ki Urven'in ayağının kesilmesi lazım. Diyorlar ki bu yani zararlı bir hastalık buna isabet etmiş. Virüs bütün vücuda yayılmadan bizim bu adamın ayağını kesmemiz lazım. Tabi halife Urve'yi çağırıyor diyor. Urve hal mesele böyle. Ayağını kesecekler. Ayağımı kesebilirsiniz diyor. Normaldir. Tam ayağını kesecekken doktor ona bir kase uzatıyor. Kasenin içerisinde bir sıvı var. Tam içecek doktora diyor bu sıvı nedir? Doktor diyor ki bu şeydir. Aklı örten içki yani içerisinde içki olan bir maddedir. Ta ki diyor ayağını keseceğiz. Senin bu acıya dayanman mümkün değildir. Bunu iç bedenin uyusun ki bunu keselim. O da diyor sen Allah'tan korkmaz mısın? Allah bunu haram kıldığı halde ben nasıl bunu içerim diyor. Bırakın ben abdest alayım, namaza durayım. Ben namazdayken ayağımı kesin diyor. Urve ibn namaza duruyor. Namazdayken ayağını kesiyorlar ve zeytin yağına batırıyorlar. Yani kaynamış zeytin yağına batırıyorlar ki kanaması dursun. Acısına dayanamadığı için düşüp bayılıyor o anda. Tabi Urve'yi bir odaya kaldırıyorlar. Urve'nin oğlu babasının bu ayağının kesilmesini görmesin diye onu da dışarıya göndermişler. Bahçede oynasın diye Halifenin atlarından bir at Urve'nin çocuğunu tepiyor o da ölüyor. Şimdi adam uyanmış halife gidip ayağının kesildiğini mi ona anlatsın? Yoksa çocuğunun öldüğünü mü ona anlatsın? Yani ne yapacağını bilmiyor. Hatta yanındakilere diyor ben bu adamı çağırmakla iyi mi ettim bilmiyorum. Adama verebileceğim bütün zararları verdim. Urve'nin yanına gidiyor diyor ey Urve ayağından dolayı başın sağ olsun. Yani taziye ifadesi kullanıyor ben Türkçesini söylüyorum. Ayağından dolayı başın sağ olsun diyor. O da Allah hamdolsun her halükarda diyor. Ondaki bu teslimiyeti görünce bu sefer diyor ki ey Urve çocuğundan dolayı da başın sağ olsun. Çocuğun da öldü aynı zamanda. Allah hamdolsun. Ondan dolayı da Allah hamdolsun. Halife ve oradakilerin şaşırdığını fark edince Urve ey halife diyor. Bana dört tane çevre verdi, dört tane taraf verdi, bunlardan bir tanesini aldı. Verdiğine şükretmem mi daha layıktır yoksa aldığına hamd etmem mi daha layıktır? Bana yedi tane evlat verdi, bunlardan bir tanesini aldı. Verdiğine şükretmem mi daha layıktır yoksa aldığına hamd etmen mi daha layıktır? Yani benim Rabbim bana yedi tane çocuğu zaten bahşetmiş. Bu yedi tanesinden bir tanesini de çekmiş almış. Bana dört tane şey vermiş, iki el iki ayak vermiş. Üzerinde durduğum işlerimi hallettiğim dört tane şey vermiş. Bunlardan bir tanesini çekip almış ben nasıl şikayet edeyim? Zaten fazla fazla veren odur, verdiğinin içerisinden çeken alan odur. Peki Urve'nin bu durumunun ismi nedir kardeşlerim? Urve'nin bu durumunun ismi Allah'a verdiği söz üzere Urve'nin istikamet üzere olmasıdır. Her sabah sabah namazını kıldıktan sonra Allah'a nasıl söz veriyoruz kardeşlerim? Raditu billahi rabben diyoruz. Rab olarak Allah'tan razı oldum. Ne demek Rab olarak Allah'tan razı oldum? Yani Rabbim ben rüzgarın önündeki tüy gibi kendimi senin iradene teslim etmişim. İstiyorsan bana emret veya nehyet, bütün benliğimle senin emirlerine ve nehilerine teslim olacağım. İstiyorsan kader kalemini benim lehime oynat, istiyorsan benim aleyhime oynat. Nasıl yazarsa yazsın kader, ben senin kaderine, kazana ve takdirine razı olmuşum. Çünkü ben Rab olarak Allah'tan razı oldum diyoruz. Urve de her sabah Allah'a bu sözü veriyor. Bizler de her sabah Allah'a bu sözü veriyoruz. Ama vakada bunun karşılığını yaşamış olduğu zaman Urve bu sözün gereğini yerine getiriyor. Diyor ki yedi tane evlat verdi, bir tanesini benden aldı, vermiş olduğu söz üzere, istikamet üzere sabretmiş oluyor Urve. Onun için kardeşlerim elimizden geldiği kadar niyetlerimizde, sözlerimizde ve amellerimizde dost doğru olmaya çalışalım, istikamet üzere çalışalım. Unutmayın ki son nefeste ayaklarımızı sabit kılacak en büyük etkenlerden bir tanesi istikamet üzere olmaktır bu konuyla alakalı benim anlatacaklarım. Konumuz istikametken şu yaşamış olduğumuz durumla alakalı da bir kısa bir konuşmak istiyorum inşallah. Teravih namazıyla alakalı. Şimdi kardeşlerim teravih namazına geldiğiniz zaman şunu sürekli aklınızda bulundurun. Siz babanızın bir aşiret reisinin veya bir müdürün huzuruna gelmiyorsunuz. Biz buraya alemlerin Rabbi olan Allah'ın huzuruna geliyoruz. Öyleyse Allah'ın azametine ve büyüklüğüne yakışır bir şekilde Allah'ın huzurunda duralım. Yani namazlarımızda istikamet üzere olalım. Namazlarımızda esneyen, sağa sola bakan, oflayıp poflayan, yanındaki insanlara eziyet eden, yılanın yamulduğu gibi namazında yamulan yamuk insanlardan olmayalım. Allah'ın huzurunda olduğunu bilen, Rabbinin ona nazar ettiğini bilen ve Rabbinin yüzüyle kuluna yöneldiğini bilen ve bu kuşuyla, bu dikkatle Allah'ın huzurunda bekleyen insanlardan olalım. Kıymetli kardeşlerim bakın, bugün bizler sıradan bir müdürün, sıradan böyle bir makam sahibi adamın yanına gittiğimiz zaman bile üstümüze başımıza çeki düzen veriyoruz. Saçımızı, sakalımızı tarıyoruz, önümüzü ilikliyoruz ve pür dikkat bir şekilde karşımızdakinin bize söyleyeceklerini bekliyoruz. Yani içinizden biri, İş yerinde patronun yanında bir bekleyişini gözünün önüne getirsin. Bir de alemlerin Rabbi olan Allah'ın huzurunda namazda bekleyişini gözünün önüne getirsin. Kardeşlerim, Allah'a kasem olsun ki Allah patrondan da, savcıdan da, hakimden de, validen de daha değerlidir. Ve saygı görmeye daha layık olandır. Siz hiç değer verdiğiniz bir insanın huzurunda esnediğinizi biliyor musunuz? Siz hiç değer verdiğiniz, saygı duyduğunuz bir insanın karşınızda sağınıza, solunuza baktığınızı yani hiç o makama yakışmayan hareketler içerisinde bulunduğunuzu hatırlıyor musunuz? Hayır. E haşa sizler insanları Allah'tan daha fazla yücelten, insanlara Allah'tan daha fazla değer veren bu müşriklerin özelliklerindendir. Bilakis Müslümanların yanında en değerli varlık Allah'tır. En fazla Allah'ı sever, en fazla Allah'a değer verirler. E kardeşlerim biz namazlarımızda da Allah'a değer vermeyeceksek biz nerede Allah'a değer vereceğiz? Biz namazlarımızda huşu içerisinde, saygı içerisinde Allah'ın huzurunda kıyamda beklemeyeceksek, biz ne zaman Allah'ın huzurunda kıyamda bekleyecek, bekleyeceğiz? Allah'tan korkalım, Allah'ın huzurunda olduğumuzu bilelim ve Peygamberimizin şu, hadis, şu hadisini aklımızdan çıkarmayalım. Kul namaza durduğu zaman Allah Azze ve Celle yüzüyle kulun yönüne yönelir diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani sen kıbleye şu şekilde döndüğünde senin Rabbin tam karşından ile sana yöneliyor. Böyle büyük bir anı, böyle büyük bir buluşmayı sağa sola bakarak, esniyerek, tuhaf tuhaf düşünceler içerisine girerek ziyan etmeyelim. Allah Azze ve Celle'nin bu nimeti bizim elimizden almasına da yol açmayalım aynı zamanda. Dikkat edelim, kardeşlerimizi eziyet etmeyelim. Namaza sabredemeyecek olanlar varsa namaza gelmeyebilirler. Yani çünkü bu namaz mecburi bir namaz değildir. Farz namaz değildir yanınızdaki insanlara, önünüzdeki, arkanızdaki insanlara eziyet etmemek adına farz namazınızı kılarsınız, sünnet namazınızı zayi etmiş olmazsınız bu şekilde. İnşallah hem kendim için nasihatimdir bu, hem de sizler için nasihatimdir. Teravih namazı konusunda istikamet üzere olalım. En güzel şekilde bu namazın eda edilebileceği şekilde bu namazı eda etmeye gayret edelim. Allah Azze ve Celle bizleri istikamet üzere olan kullarından eylesin. Allah bizleri Ali radıyallahu anh'a peygamberimizin öğrettiği gibi Allahum mehdini ve seddidni. Allah'ım bize hidayet et, Allah'ım bizi istikamet üzere kıl. Allah azze ve celle bizi bir an bile olsa nefislerimizle baş başa bırakmasın. Bizim bütün amellerimizi bizim için ıslah eylesin. Bizim ellerimizden ve perçemlerimizden tutsun. Bizim için hayır, bizim için cennet ve rıza-i ilahi olan neyse Allah azze ve celle onu bize kolaylaştırsın. Allahumma amin. Wa akhiru da'wana en elhamdülillahi rabbil alamin. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته